Saat sıkan alıntısı nasıl yapılıyor? Şapkasız çıkmak için şapkanı. Abim aradı. Sen de diyor direkt. Ben o yüzden gitmiyor. Ha? Bunların başka, maalesef iklim değişikliğinin etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. Tabii bu iklim değişikliğinin etkilerini görmekte insanların da çok büyük etkisi var. Maalesef yanlış hareketlerimiz, yanlış bilinçlendirmemiz, yanlış tutumlarımız bizi bu küresel ısıtmanın etkilerini çok yüz yüze kalmaya mahkum ediyor. Eskişehir'de de maalesef balıkçılık açısından bu anlamda ciddi problemler yaşıyoruz. Ciddi anlamda istilacı balık türleri var. İstilacı balık türleri doğal olarak yaşadığı ortamdan başka bir yere getirilip bu alanda popülasyon kurup ve zararları insana kadar giden süreci etkileyebilen türlerdir. Maalesef Eskişehir'de biz 2015 yılında 2 adet yeni istilacı balık tespit ettik ve makaleleri yeni yayınlandı. Bunlardan bir tanesi akvaryumlarda vatoz olarak tanımlanan ve akvaryumcuların çok kullandığı, akvaryumlarımızda çok gördüğümüz balıklardan bir tanesi. Maalesef bu balık Güney Amerika kökenli. Güney Amerika kökenli akvaryumda beslenmek için sularımıza getirilmiş. Daha doğrusu akvaryumlarımıza getirilmiş. Ama maalesef insanlar akvaryumda yaşayan bu balıkları bir müddet sonra akvaryumda bunlara bakamadıkları zaman ölmesinler diye iyi amaçlarla sularımıza bırakıyorlar. Bu hayvan bir sıcak su balığı. Eğer siz bunu normal bir suya, derelerimize bırakırsanız yaşamaz. Ancak ılıman sulara bırakırsanız ki Eskişehir'de olduğu gibi İnan ilçemizde bundan sarı suya bırakılmış maalesef. Ve burada bunlar ciddi bir popülasyon oluşturmuşlar. Şimdi teorik olarak baktığımız zaman yeni bir canlı gelmiş, biyoçeşitliğimiz artıyor, ne güzel işte daha fazla canlımız var diye bakabilirsiniz ama maalesef bu geldiği yerde diğer doğal türlerin yok olmasına sebep oluyor. Çünkü bu balıklar diğer balıkların besin zincirini etkiliyor ve onlarla ciddi rekabetlere giriyor. Bunun dışında bizim sularımız normal şartlarda kendileri zaten doğal bir popülasyon oluşturmuştur türlerimiz. Oluşturdukları bu popülasyonlar da çok doğal bir şekilde suların sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlar. Fakat bu balıklar araya girdikleri zaman sularımızın otooperasyon gücünü, temizleme gücünü yok ettikleri için sularımızda ciddi su kalitesi bozukluklarına sebep olabiliyorlar. Ve bu balıkların sonucunda sularımızın ciddi su kalitesi bozuluyor. İçme suyu havzalarımızın ciddi bir miktarını kaybetmekle karşı karşıyayız. Bu balık yaptığımız genetik araştırma sonucu, tabii tek başıma yaptığım bir genetik araştırma değil, ekibimle beraber yaptığım bir genetik